Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ara renkleri öğreneceğiz. Ara renk nedir ve nasıl oluşur peki? İlk önce bunların tanımlarıyla başlayalım o zaman. Ara renk, ana renklerin ikili olarak ve eşit oranlarda karışımından meydana gelir. Bu renkler ara renk ya da yardımcı renkler olarak da adlandırılır. Peki ara renkler nasıl oluşur? Yeşil renk, mavi ve sarı rengin birleşiminden meydana gelir. Çok güzel bir yeşil değil mi? Evet, şimdi de yeşil lollipopumuzu görüyoruz. Merhaba yeşil lollipop, nasılsın? Ne kadar da sevimli öyle değil mi? Evet, bakalım bu rulo neler yapacak? Mavi ve sarı rengi çizdi. Peki mavi ve sarı renk birleşince hangi renk oluyordu? Yeşil rengimiz meydana geliyor çocuklar. Aa, gözlerinden bu hayvanı tanıyor gibiyim. Aa, yeşil bir kurbağa. Merhaba yeşil kurbağa. Çok tatlısın. Şimdi de bir ağaç. Aa, gelen şeyleri gördünüz mü? Yaprakların rengini biliyor musunuz peki? Doğru. Yeşil yapraklar. Şimdi ise yeşil bir elma. Çok da güzel. Yeşil ekşi bir elma. Şimdi de brokoliyi görüyoruz. Yeşil bir brokoli. Yeşil renkli bir çimen. Gökkuşağına da bir bakın. Bir tane rengi eksik. Acaba hangi rengi eksik? Gökkuşağı, hangi rengin eksik? Evet. Yeşil rengimiz eksikmiş. Yeşil rengimiz de geldiğine göre gökkuşağımızın rengi tamamlandı. Şimdi de sizlerle turuncu rengi öğreniyoruz. Turuncu renk, kırmızı ve sarı ana rengin birleşiminden meydana gelir. Çok güzel bir turuncu, öyle değil mi? Turuncu. Karıştırıyoruz ve turuncu. Demek ki kırmızı ve sarının karışımından turuncu renk oluşuyormuş. Acaba turuncu renkle başka neler var? Birlikte bakalım ve öğrenelim. Turuncu renkli bir basketbol topu. Turuncu renkli bir bal kabağı. Turuncu renkli bir sincap. Sevimli sincap. Turuncu renkli bir havuç. Havucu en çok da tavşanlar sever. Aa, oynayarak gelen şeylere bakın. Onun ismi ne acaba? Çok güzel de bir rengi var. Turuncu bir portakal. Gökkuşağına da bakın. Gökkuşağının bir tane rengi eksik sanırım. Hangi rengi eksik acaba? Bir düşünelim. Hadi bakalım turuncu renk. Gel ve gökkuşağımız tamamlansın. Yapraklara da bakın. Turuncu renkli yapraklar. Merhaba turuncu yaprak, çok sevimlisin. Turuncu bir balık, hem de gülümsüyor. Merhaba turuncu balık, çok sevimlisin. Hoşça kal. Turuncu renkli bir çiçek. Oh,
mis gibi de koktu değil mi? Evet çocuklar, şimdi de mor rengi öğreniyoruz birlikte. Mor renk, kırmızı ve mavi ana rengin birleşiminden meydana gelir. Çok güzel bir mor renk, öyle değil mi? Şimdi de mor renkli başka neler var? Hep birlikte bakalım. Mor renkli sevimli mi sevimli bir lollipop. Merhaba lollipop, nasılsın? Mor renk, mor. Aa, görünen şeye de bir bakın. Neye benziyor? Evet, mor bir patlıcan. Yeşil yapraklı bir şey var şimdi de. Oo, mor bir üzüm. Çok da güzel görünüyor. Bu da ne? Bu da mor bir lale. Oh, mis gibi koktu. Mor bir lahana. Şimdi de gökkuşağını görüyoruz. Gökkuşağının bir tane rengi eksik. Acaba hangi rengi eksik? Bir düşünelim. Aa, mor rengi eksikmiş. Şimdi gökkuşağımız tamamlandı ve çok güzel oldu. Hadi şimdi de ara renklerin oluşumunu deney yaparak görelim. Turuncu. Yeşil.